Selamlar The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Martin'in Kargalar'ın ziyafeti kitabının taslağının son bölümü hakkında konuşacağız ama her zamanki gibi başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kader Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Dikenyon, Poyraz, Emir ve Sadri Alışık'a kanalıma üye katılımına destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Şimdi başlayalım son kısımda. John, Tyrion ve Cersei taslaklarını inceleyeceğiz. İlk olarak Jon Snow ve Kurt Rüyalarından başlıyoruz. Yayınlanan 5. kitabın John 1. bölümü Hayalettin Şegi Dogu ve diğerlerini de gördüğü bir kurt rüyası ile açılıyordu. Hemen bir alıntı ile hatırlayalım. Devasa bir keçinin etini parçalarken vahşi bir yağmur siyah kardeşin üzerine yağıyordu. Keçinin uzun boynuzunun onu tırmaladığı tarafındaki kanı yıkıyordu. Ancak bu bölüm Haziran 2004 tarihli hata da şu şekilde yazıyordu. Siyah kardeşi en yakınındaydı. Islak kayalın üzerinde ve yerdeki karanlık deniklerde sinsizce ilerliyordu. Alnından uzun bir boynu sarkan, herhangi bir geyik kadar büyük, tüylük beyaz, korkunç bir keçi avlamıştı ve avını diğer yarısıyla paylaşarak etini mideye indiriyordu. Diğer yarısıyla denilen kısım Rickon. Yani John bu rüyayı gördüğünde işin özüne Rika'nın da hayatta olduğunu anlamış olacaktı lakin Martin belli ki bunu daha erken olduğuna karar vererek fikrini değiştirdi ve sonuç olarak bu kısmı silip sadece kurdun avlanma kısmını tuttu. Ayladan sonra Rika'nın da yaşadığını öğrendiğinde John'un vereceği tepki ve onu bulmak veya ulaşmak için herhangi bir çaba sarf edip etmeyeceğini merak ediyorum. Gerçi yeri tespit etmek zor. Neden silmiş olabilir neden değişti. Aklıma gelen ilk şey John'un son kitapta kafayı Arya'ya takmış olmasından kaynak olabileceğinden geliyor. Vogue'larla yaptığım ilk videoda ölmeden önce uğraştığın mesele durumların, dirildikten sonra odaklandığın ve kafayı taktığın, tamamlamak için uğraştığın ve senin dirilmene sebep olan o çapas vazifesi gördüğünü anlatmıştım. Arya dışında Rickon'u işin içine katmayı fazla kafa karıştırıcı görmüş olabilir ya belki de olay farklı bir sebeple de olabilir. John'un vereceği tepkiye bağlı tabii ki eğer Arya'da olduğu gibi rıknı bulmak ve getirmek adına bir çabaya girmeyecekti ise bu o halde bazı şeyler için çok açık işaret olarak yorumlanabilirdi. Jon kuramı gerçekse Martin bunu fazla belirgin olmasını istememiş olabilir doğal olarak. Daha sonra yayımlanan bölümde surun büyülü müdahalesi nedeniyle Haylet artık yazı hissedemiyor ancak terslakta hayalet burnunu demir parmaklardan dışı çıkardığında Bran'ın kurdunu görüyor. Kurt diğer tarafta rüzgarın daha da soğuk olduğunu hissetti. Orası kardeşinin gittiği yerdi. Yaz kokan gri kardeşinin aralarındaki uçurum yüzünden kardeşini hissedemiyordu ama bazen buzun altındaki uzun ve soğuk oyağa girip burnunu sert siyah parmaklıklardan içeri soktuğunda onu hissedebiliyordu. Kardeşinin olduğu yere kar yağıyor, tüm ormanı beyaza bürüyordu ve yakınlarda avcılar vardı. Yaşayan adamlar, ölü adamlar ve insan şeklinde bürümüş ama sadece soğuk kokanlar. Hiç şüphesiz ki avcılar kısmı gerçekten dikkat çekici. Bazıları canlı, bazıları insan kılığında soğuk kokanlar ve kimisi ölü adamlar. Yaşayanlardan kasıt yabanlılar yahut soğuk elin öldürdüğü kaçak nöbet adamları olabilir. Ölü adamlar da gayet net şekilde vorklanan cesetler, insan kılındaki soğuk kokan da ötekiler olsa gerek. Bu rüya sırasında buran hala mağaraya doğru ilerliyordu, varmamıştı. Tabi sıralama hala son kitaptaki gibi ise taslakta da. Cesetler ve ötekiler ise buraya göre yakınlarda görünüyor. Son yayınlanan halinde yazmadığına göre ilk saldırı olduğunda ötekileri de mi görecektik acaba? Belki. Neticede Bran'ın peşindeler. Zaten Hodor sahnesini konuştuğumuz zamanlarda bu konudan neredeyse emin konuşmuştuk. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Bir diğer ilginç kısım ise hayaletin surun altındaki geçitlerde dolaşıp bir açıklık aradığından bahsedilmesi. John uyandıktan ve Ed ile konuştuktan sonra silinen bir başka kısım buna dikkat çekiyor. Yatağın ayak ucuna baktı. Hayalet'in yattığı halı boştu. Büyük beyaz kurt istediği zaman gelip gidiyor çoğu zaman günlerce kalıyordu. Surdan geçmenin bir yolunu arıyor diye düşündü tedirginlikle. Bir şekilde gri rüzgarın da Rob'un da gittiğini biliyordu. Açlığı yatışmış olsa da ulu kurt huzursuzdu. John onun kuzeye gitmek istediğini biliyordu. Surun ötesine geçmek istiyor. Önceki videodan hatırlayacağınız üzere Martin John'un pavunu çetin ocakla bitirecekti. Tabii olarak da orada öldürülecekti. Belki de Jonor'a kendi gitme kararı almasına biraz da sebep hayaletin döndüğünden beri sık sık kuzeye geçmek için çabalaması olabilir. Neticede bunun sebebini merak edecek ve altında yatan nedenleri arama ihtiyacı duyacaktı. Ötekiler hakkında daha fazla bilgi öğreneceğimiz sözünü düşünürsek olay Çetin Ocak ile bağlantılı olabilir hala lakin Martin Çetin Ocak kısmından şimdilik vazgeçmiş olduğu için 5. kitabı yazarken bu kısımları çıkardı. Acaba 6. kitapta dirildikten sonra benzer şeyler görebilir miyiz? Neticede bir çatın ocak vakası hala bekleniyor. Belki. Acaba hayalet neden sur ötesine gitmek için çabalıyordu? Aslında bu konuda bize fikir veren bir başka silinmiş pasaj var. John'un bir walk olduğuna dair söylentilerin yer söyleyen Bowen Marsha konuşur ve John içinden şunu düşünür. Artık yanıldıklarına emin değildi. Hayalet her gece sur boyunca sinsizce ilerliyor, bir geçiş yolu arıyor, hissedemediği bir kardeş doyuramadığı bir aşık tarafından çağrılıyordu. John da rüyaların karanlığında onunla birlikte koşuyordu. Bu taslağı bize sunan Cistif'e göre Martin bu pasajları yazarken John'un buranı kurtarmak için sur ötesine geçmesini düşünmüş. Dikkat ederseniz zaten hissedemediği bir kardeş tarafından çağrılıyordu. Belki de yaz hayalede yardım etmesi için çağırıyordu. Neticede kurt rüyasında hayalet oraya geçmek istiyor. Kardeşin avcılar tarafından takip edildiği bildiği vurgulanıyor ki bu kardeşinin tehlikede olduğunu zaten gösteriyor. Bu sebeple hayalet erkek kardeşini korumak için yanına gitmek umuduyla sürekli bir geçiş arıyor. John işe uyanmıyor tabii ki de. Son verdiğim alıntıda bu fikri güçlendiriyor. Bu sebeple Çetin Ocak diye yola çıkıp iş Bran'ı kurtarma operasyonuna dönebilirdi. Ve işin üstünde John tam da bu sebeple öldürülebilirdi. Aslında bu yönden güzel olurdu hikaye ama diğer videoda bahsettiğim sorunsallar yüzünden ve muhtemelen öngöremediğiniz bir diğerleri sebebiyle vazgeçmiş görünmekte yazan. Aslında kafamda senaryo kurarken Bran'ı alıp getirin hep John olduğunu hayal ederdim. Bir noktada sonunda John kardeşinin güçleri vesaire tespit eder. Elbet olur sahnesi gerçekleşmiştir kaçarlar. John o zaman kadar işte ejderhasını ele geçirmiştir. Üstünü atlar ve Bran'ı getirmek için suru geçer. Evet buz ve ateş olduğu için bir şekilde ejderhayı oradan geçirecek güce sahip oldu fikrinden. Hoşlanıyorum yapacak bir şey yok. Gider hayatta kalanları alıp eve getirir. Size bilmem ama bence güzel olurdu yani. Şimdi John ve Melisande arasındaki kısımlara geçelim. Martin'in Melisande'nin yazım sürecinde en aza indirmeye ya da silmeye karar verdiği kısımlarına bir bakacağız. Yayınlanan 5. kitapta John Üstad Eamon'un kraliçin adamlarından birinin Melisande'nin ejderhaları taştan uyandırmak için kralın kanına ihtiyaç olduğunu mırıldağını duyduğunu hatırlıyor. John'un dördüncü kitap taslak bölümünde de bu söylenti vardı ancak başlangıçtan çok daha fazla vurgu yapılmıştır. Ocak 2004 taslağında o John bu söylentiyi Üstad Eamon yerine ilk olarak Val adına Mance için merhamet dileyen Gilly'den duyuyor. Bunu söyleyenler kraliçen adamlarıydı. Üzerlerinde yanan bir yürek vardı. Melisande'nin rozetini taktıkları yeri göstermek için küçük bir yumurta göğsüne dokundu. Biri kızıl kadının bir ejderha uyandırmak için kralın kanını istediğini söyledi. Son ejderha kralın şehrinde kral 3. Aegon döneminde öldü dedi John. Mens ölecek ama işlediği suçlar yüzünden kanı yüzünden değil. John'a en azından Mens'in yakalarak öldürülmesine izin vermemesi için yalvardıktan sonra Gili, Melisande'nin hem Mens'i hem de oğlunu yapmak istediğini açıkladı. Lordum ikisini de istiyor. Önce baba sonra oğul dediğini duyduk. Böylece ikisi de kral olarak ölecek. Ejderhayı uyandırmak için iki kral. Bir sayfa sonra John'un Melisande'nin ejderha yumurtalarını nerede bulacağını merak ettiği silemiş bir paragraf daha var. 200 yıl önce burada ejderhalar vardı. Kraliçe Alice'in böyle bir canavarla buraya uçmuş ve kralı da kendi ejderhasını ona eve kadar eşlik etmişti. Ejderhalar geride kendisinden bir şeyler bırakmış olabilir mi? Belki de bir çift yumurta. Çocukken kralın şehrinde bir ejderha kayasına ejderha yumurta olduğunda hikayeler duymuştu ama Sur'da hiç duymamıştı. Tabi Stannis onları yanında getirmediyse. Targaryen hanesinin yüzlerce yıldır ejderha yetiştirdiği ejderha kayısından geliyordu. Ve bundan birkaç sayfa sonra Jon Stannis'i Mace'i öldürmekten vazgeçmeye çalışırken şu pisedilmiş pasaj var. Aptal gibi mi görünüyorum Lord Snow? Bir yemin bozun sözüne güvenmek için öyle olmam gerekir. Raider kendi hakikaterini mühürledi. Kanun ölüm diyor. Ve bir kralın kanında güç vardır diye ekledi Melisandre muşak bir sesle. Savaşımız bitmeden önce ihtiyacımız olabilecek bir güç. Melisande ejderhadan bahsetmese de John, onun sözlerinin ardındaki dumanda onların hareket ettiğini hissetti. Soğuk bir parmak omurgasında gezindi ve çocuk hakkında hiçbir şey söylemeye karar verdi. Ve bir sonraki bölümde Mays yandıktan sonra John şunları düşünür. Ateş yukarı doğru her yalayışında daha fazla dal yuvarlanıyordu. Kiraz kırmızısı ve siyah. John, Glen'in fısıldadığı sözleri düşün ama çukurdan ejderhalar çıkmadı. Sadece kıvılcımlar ve korlar yükseldi. Kral kanının gücü buraya kadarmış. Belki de hepsi boş laftan ibaretti. Ve birkaç paragraf sonra Stenis parıldayan kılıcı ışık yeterini kınından çıkarırken renk dalgaları buzun üzerinde dans ederken surun kendisi kırmızı, pembe ve turuncuya döndü. John kralın kanı diye düşündü. Kral kanının gücü bu mu? Yani görüyorsunuz ki yayınlanan haline kıyasla çok daha açık ve sık bir vurgu var bu işe. Öyle ki kaçınılmaz bir çeyh dönüşmüş silinmiş dinin kısımlarında bile taştan ejderha uyandırmak için kral kanına gönderme yapılmış. Kitapta John bu mesele hayal meyal kraliçenin adamlarından duyuyordu. Bu sebeple bu belki de onların beklentileridir şeklinde bir olasılık şeklinde rahatça yorumlanabilirdi. Lakin bu şekilde sunulsaydı Melisandre'nin de ağzından açıkça söylendiği gibi açıkça idam edilmek zorundaymış gibi görünüyor. Martin bunu neden sildi? Neticede aslında mesele hala duruyor sadece vurgusu azaltılmış. Mensin kaderi mi değişti yoksa en başından beri niyeti aynıydı da bu şekilde sunulursa Stanis ve Melisandre'nin mensi idam etmemesinin mantıklı bir açıklamasını sunmak mı zor diye düşündü. İkisi de olası lakin yabanın kralın kaderinin değişmiş olması ihtimalini göz ardı etmeyelim. Dikkat ederseniz mevcut hali sanki Stanis mensin yaşadığını bilmiyor izlenim yaratıyor kucuda kesin ölmesini istiyor havası var gibi ama Meysen de onun onayı izni olmadan böyle bir kandırmacı yapamaz bence en azından. Bu sebeple bu kısımda silip vurgu azaltıp belli belirsiz bırakılarak John'un Eamon'a Meysen bebeğini göndermesini sağlamak için kullanılır. Diğer yandan da kralın hayatta bırakılmasını açıklaması daha makul görünür hale gelir. En azından o kadar yakacağım yakacağım dedin niye yakmadın yakmayacaksa niye yakacağım dedi olanın etrafta sorusunu sormayız. Zira patlamayan bir çay kabul edilemez. Mart'ta patlamama kararı alınca emese yakılma kısmını silmiş olabilir. Tabi kral kanı ve taştan ejderha meselesi hala kitaplarda mevcut. Yani bu da bir çay olabilir. Bir başka noktaya denelim artık. John Stannis ile Deli Norman Kalesi'ni ele geçirmesi tavsiyesini yaptığı bölüme gidiyoruz. Görünüşe göre bu kısmın taslak haliyle yanılanan hali büyük ölçüde değişmiş arkadaşlar. Yine ekranda Türkçeleştirmeye çalışılmış halini ve aslında göreceksiniz. Açıkçası benim için çok heyecan verici özellikle de son kısım. Burada John'un sur ötesine keşif için çıktığını ve yanına 20 adam ve kırmızı içinde bir kadın aldığını görüyoruz kurduda yanında. Bunu ateşler içinde görüp sırası söyleyen de Melisandre. Belki de hayaletin sur ötesine gitme çabasının sonucu olarak John falanca bahaneyle bizzat kendi keşfe çıkma kararı almıştır. Bilmiyorum bunu da olasılık olarak görebiliriz. Daha önemlisi muhtemelen kırmızı kadın da John'un peşine takılıyor. Belki de taslak yazılırken kadının burada kalmaya karar verme sebeplerinden biri buydu. Neticede düşmanı kendi gözleriyle görme imkanı olacak. Bu keşif gezisinin ötekilerle yüzleşmeyle sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Yani gerçekleşseydi böyle olacaktı. Anlaşılan Martin ötekiler hakkında daha fazlasını göstermek isterken bunu John aracılığıyla yapmayı arzu ediyor. Tabi ileride savaşacak ise John'u onur görmesi de gerekli olduğu için bunu istemiş olabilir. Bu sebeple Çetin Ocak macerası bu yönden kıymetli onlarla yüzleşmesi, görmesi ve tanıması için belki de iki kılıç dövüşünden daha fazlası olacaktır. Diziye nazaran yani. Tabii bu keşif gezisini görünen amacı nedir derseniz g Stephen verdiği bilginin özeti şu. Haziran 2004 taslağının bu noktasını John Fortuna kitabındaki isyancılarla başa çıkmak ve Tormund'un grubunu aramak için Craster'ın kalesine geri dönmeyi planlamaktadır ve Bowen Marsh'a 20 korucu göndermeyi planladığını söyler. Melisande açıkça bu konuda bir kehanet gördüğüne bu korucuların da muhtemelen ötekiler tarafından gözlemleneceğini ve koruculara bir noktada kırmızı bir kadın eşlik edeceği görünmekte. Taslak bölümler korucu olayı gerçekleşmeden önce sona eriyor ancak Jun'un yayınlanan 5. kitap hikayesinin ilerleyen bölümlerinde Craster Kalesi'nin büvet korusuna doğru bir keşif olduğunu ve korucuların orada beklenmedik bir şekilde bazı yabanılar keşfettiğini biliyoruz. Melisandre'den sinilen bir sonraki ilginç ön bilgi Gece Kalesi ile ilgili. Yayınlanan kitaplarda buranın surun en eski ve en büyük kalesi olduğu belirtilmektedir ancak Haziran 2004 tarihli John bir taslağında John senesin kalan kaleleri kendisine bırakılması talebine direnirken Melisandre gece kalesinin bundan daha fazlası olduğunu öne sürmektedir. Gece kalesini size devrettik fareler ve harabeler bir cimrin hediyesinin veren hiçbir maneti yoktur uyarılmıştın. Odul Yarvik derin gölü üçte bir sürede sizin için hazır hale getirebileceğini söylüyor. Lady Melisande cevap verdi. Gece kalesi olmalı. Harabe hale bile gece kalesi surun kalbidir. Buranın yaşlı dadadan hatırladığı gece kalesi hikayeleri ve konuşan kapı zaten doğaüstü bir önem sahip olduğunu ve hikayede tekrar yer alacağını bize göstermişti. Bu yüzden bu referans bunun bir parçası olabilir. Tabi temelde çok büyük bir spoiler işareti yok. Bu sebeple neden bu kısmı kitaptan kaldırılan emin olamayız. Belki de yazar fazla vurgu yaptığını düşünmüştür ve kalenin mevcut halinden daha fazla göze çarpan hale gelmesini istememiştir. Biliyorsunuz ki yıllarda şirin vakasın burada olacağını bu sebeple bu kalenin seçildiğini savunuyorum. Bran'ın hikayene bakarsak tüm uğursuz vakalar burada gerçekleşiyor. Yaşanacak bu olayın senesi istediği şeyi vermeyeceği aşikar ama kral kanı olduğu için ciddi bir olay neden olabilir mi? Belki de bir babanın kızının yaptığı bu zalim eğilimin sonucunda surun büyüsü kaybolur veya bir çatlama meydana gelir. Yahut gerçekten de taştan ejderha uyanır. <laughs> Kraliçe Alice'nin geldiği ve ejderhasının bir şey bırakıp bırakmadığı sorusu belki de cevaplarım açıkçası 3 tane ejderha varken fazladan bir ejderha çıkacağına dair şüphem var. 3 baş sözünde özü bozulur. Neyse yazar ne planlıyorsa okumadan bilemeyeceğiz tabi. Biz kaldığımız yerden devam edelim. John'un taslak materyali oldukça sınırlıymış. Bir taslakta 4 John bölümü var. Ocak 2004. Diğer ikisinde ise 3. Daha fazla materyal olmadan Martin'in John için ikinci perde planlarının nasıl değiştiğini söylemek zormuş. Ancak elimizdeki bölümler büyük ölçüde yeniden düzenlenmiş ve yeniden yazılmış olsalar bile büyük bir olay örgüsü değişikliğine işaret etmiyor. Biliyorsunuz mektup taslağını konuştuğum videoda da bahsetmiştim. Martin genel anlamda ayrıntılarda değişikliğe gitse de genel temaları genel çizgileri, genel iskelet yapısını her zaman koruyor. Bununla birlikte Asof hayranlarının önemli olmasa da ilginç bulabileceği bir dizi küçük ifade değişikliği varmış. İlk olarak Ayı Adası'nı vekaleten yöneten ve ise meydan okuyan kızın adı aslında Liana Mormont değil, Jorella Mormont'muş. Ekim 2003 4. kitap taslağında bu bölüm şu şekildeymiş. Jorella Mormont kaç yaşında diye sordu. John bir an düşmek zorunda kaldı. 17-12 majesteleri. Lady Meghan'in kızının en küçüğü. Saklanma ihtiyacı olan küstah bir yavru diyebilirim. Sens mektuptan cümle yok oldu. Ayı adası adı Stark olan kuzeydeki kraldan başka kral tanımaz. Kağıt avucun içindeyse. Kız bana bağırmaya cüret ediyor. Ocak 2004 tarzlarında adı Margri Mormont'tur. Bu değişikliğin sebebini bilmesem de hikaye içinde bir önemi olduğunu veya gönderme yaptım ben düşünmüyorum. Muhtemelen kuzeyli bir Lady için uygun bir isim aramış ve sonunda Leanna'da karar kılmış. Tabii ki efkarlı et içinde bir şeyimiz var. Mensin ve sözü Joram'ın borusunun yakılmasının ardından John Ed'e gösteri hakkında ne düşündüğünü sorar. O borunun yanını görmek beni çok rahatlattı lordum. Bir rüya görmüştüm. Sura yaşıyordum ve o sırada biri boruyu ört... O borunun yanını görmek beni çok rahatlattı lordum. Bir rüya görmüştüm. Su yaşıyordum ve o sırada biri boruyu biraz öttürmeye karar vermişti. O zamanla beri işlemekten korkuyorum. Martin neden bu kısmı kaldırma karar aldı anlamadım. Spoiler'ımı içeriyor. Yani gerçekten de tam da bu sırada suri yıkılsa komik olurdu. Bu arada John'un kendini hala work olarak kabullenmediğini öyle görmediğine dair bir atıf varmış taslaklarda ama adamlarının bu konuda konuştuğunu biliyoruz. E zaten önceki verdiğim anlatılarda bu kısım vardı aslında adamların konuşuna dair yani. Jon'a yapılan son darbenin sebeplerinden biriymiş work olması en azından taslakta öyle gibi ama mevcut kitapta da sebeplerden biri olabilir. Neticede birkaç kez vurgu yapıldığını biliyoruz. Worklar sürü korkulur avlanır arkadaşlar. Bu bilgi vardı. Taslak bölümler Slint'in idamını göstermiyormuş ama yazar bunu planladıysa yayınlanan kitapta olduğu gibi başlarda değil John 4'ten sonraki bir zamanda olmasını beklemek makul. Ayrıca Martin'in Jonos'un hikayesini farklı bir şekilde bitmesini planlamış olabileceğine dair küçük bir ipucu da var. Ocak 2004 taslanın Jon'la ilgili son bölümü Jon'un Janos'la ilk görüşmesini içeriyor. John, Janos'a geri gözcünün komutasını almasını ve onun yeniden işaretmesini emrediyor ancak ertesi sabah ortak salonda Zelentin John'a tekrar karşı geldi ve idam edildiği sahne yer almıyor. İlk konuşma önemli ölçüde daha uzun John onu çağırdığında Slint Moltov'la kahvaltı ederken ve muhtemelen Alice Thorne ve bu taslakta Slint'in müttefiklerinden biri olan Cage Whitey ile komplo kurarken bulunuyor. John'un Slint'le görüşmesinden sonra iç düşünceli Thorne ve Kedi'yi birbirinden uzak kalere göndermesi gerektiğini yazıyor. Taslak ekranda duruyor görmek isterseniz. Ondan faydalanmalıydım dedi John kendi kendine. Ya da onu surda asmalıydım. Cümlesi bir ihtimal onu idam etmeyi düşünse de etmediğini gösterebilir şekli bir olasılıktan bahsetmiş. G ama Selin yayınlanan kitaptaki gibi taslakta asilik edip gitmiyorsa John'un onu idam etmemesi düşünülemez. Otoritesi sarsılı çünkü. Belki sonra gitmesi için ikna etmeye başaran bir konuşma yapıyordu bilmiyorum ama bence idam sahnesi sonraki bölümde olabilir. Şimdi Cersei bölümlerine geçiyoruz. Anlayabildiğim kadarıyla Cersei'nin hikayesinde çok büyük değişimler yok fakat hiçbir değişiklik olmadığını iddia edemeyiz. Küçük konseyde Roose Bolton'un ordusunu Maud Cale'in yerine denizden geçirmeyi tartışıyorlar ve fikir Aaron Waters'tan geliyor. Genel olarak Cersei kısmı küçük bir bölüm bu sebeple doğrudan yazılanları çeviriyorum. Aaron Waters konseye demir adamlar Westeros'un yanlış tarafındalar ve kuzeyde kendi emelleri var dedi. Daha iyi seçeneklerimiz var. Gulton, Duskin değil. Ve Maidenpool'da büyük balık çifti tekne filoları var. Ve Peps ve Three daha fazlası var. Kuşkusuz bunlar dağınık bir filo oluşturacaklar ama amacımız için yeterli. Beyaz liman bize açık olduğu sürece kuzeye bir ordu getirebiliriz. Renditer'le güçlü bir orduyla Maidenpool'da dedi Orton Meriwether. Stannis'in işini kısa sürede bitirir. Lord Rand ile nehir topraktan ne ihtiyaç var diye itiraz etti Harry Swift. Sir Kevin'i e, tecrübe askerleri birlikte göndermeyi öneriyorum. Hayır dedi kraliçe kararlıkta. Babamın ölümü amcımı tamamen etkisiz hale getirdi. Onun komut edebilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Ona söylediği şeylerden sonra Kevin Lannis'in hiçbir ordu yönetmesini istemiyordu. Bırakın Kastri kayısını çürüsün. Bu görev için daha uygun başka adamlarımız var. Rus Bolt'un oğlu Kuzey'den Motkin'in inmek için gücünü toplarken boğaza doğru ilerliyor. Walden Frey'de adam teklif etti. Oğulları Sir Horst'ın ve Sir Ains komutasında 100 şövalye ve 1000 piyade. Beyaz liman aldıktan sonra onları Saltbans ve Maidenpol'dan kuzeye gönderebiliriz. Ancak Lord Mandy bir noktada inatçı olduğunu kanıtlıyor oğlu bir varis kendisine iade edilene kadar bizim için beğende bulunmayacak ya da kapılarını açmayacak. Konuşma daha sonra konseyin kolayca çözebileceğini düşündü. Beyaz zimandaki siyasi duruma gelir ancak sözün bölümlerinde her zaman şüpheci olan Parsel bunun gibi geçici bir filonun savunması konusunda endişeleniyor. Parsel kararsız kaldı. Zanis'in yelkenleri kalabalık ve aşırı yüklenmiş durumdayken bu kötü düzenlenmiş balıkçı tekneli filosuna saldırırsa Frey dostlarımız için işler kötü gidebilir. Bana para verin. Ben de kendi yelkenlerimizi kiralayayım diye söz verdi Lord Waters. Tyrosh ve Mir, hatta Lys. Sananın Lys'te dosttan çok düşmanı var. Peki bu ne kadar sürer diye sordu Cersei. Böyle oyunlar için ne vaktimiz var, ne de altınlarımızı bizim için savaşacakları kadar alıp gülerek yerken açacak olan kiralıklar için harcayacağım. Hayır, bu balıkçı tekneler bize yeterince hizmet edecektir. Majesteleri en iyisi bilir dedi Orton Meriweller. Galis Robbisi öksürürken başını sağdı. Gerçekten de dedi Cersei. Gerçekten de. Konsey de aynı fikirdeyse dedi baş üstad Pycelle hala şüphe dolu bir sesle. Cersei'nin diğer planları nasıl sonuçlandığını bildiğimize göre George'un bununla nereye varmak istediğini anlamak, tahmin etmek zor değil. Salador sans senesi çoktan terk etmişken, Wyman Mander'ın sadece Stark'lara gizlice cesareti kalmakla kalmıyor, aynı zamanda Beyaz Liman'da gitmeye, yola çıkmaya hazır bir savaş filosuna sahip. Parsele'nin itirazları Martin'in onu Cersei'nin konseydeki tek mantıklı ses olarak nasıl kullandığını gördüğümüz göz önüne alın da bunu daha açık hale getiriyor. Bu olaya ek olarak aynı taslaktaki konsey tartışmasında Mandelin Davos'u gözaltın tuttuğunu anlatıyorlar ve Davos'un ilk 3 dans bölümü bu taslakta da mevcut ve yayımlanan versiyonla ile büyük ölçüde aynı. Cersei'nin taslak bölümünde çok sayıda başka ince ayar ve yeniden düzenleme var ancak hiçbir açıkça önemli görülmüyor ama meraklısı için işte bazı hızlı özetler. Bir taslakta Carbon John Snow'a suikast düzenlemek üzere Ozzy Cat Black liderliğindeki bir grup saatte acemiye sura göndermeyi önerdiğinde Auron Vatis onları 500 kişi alabildiğini belirttiği Kral Rabad'ın çekici adlı gemiyle taşımayı öneriyor. Sörsü bunu beğenir ve planın hayata geçirmesini emreder. Bu gece nöbetinde belki de çetin ocağı talih etmek için kullanılmak üzere istemeden yeni bir gemi sağlamak için bir tuzak olabilir. Bazının daha önce bildiği gibi Boros Blond aslında Tom'un yemek tadımcısı olarak hizmet verirken kalp krizinden ölmüştü. Ama bu kısım mevcut kitaptan çıkartılmış ve sonraki kitaba kalmıştı. Blood'un kötü kondisyonu defalarca den haber verildi zaten. Tom'un birini onu zehirlemeye çalıştığından korkar ve sözü bu olayı parseli becerisiyle suçlamak ve merginin Ayça'yı kullandığını ortaya çıkarması için gözünü korkutmak için kullanır. Sörsü ve Cem'in Tom'un mızrak dövüşünü öğrenip öğrenemeyeceği konusundaki tartışmanın Haziran 2004 versiyonunda ki dördüncü kitapta sözü beş yayımlanmıştır. Tom'un aniden sesini yükseltir ve Margaret'in ona herkesin onun emrine yeni getirmesi gerektiğini söylediğini belirterek tartışmamalarını emreder. Bu açıkça Cersei ve Margaret arasındaki Tom'un sadakati için verilen mücadele göstermek için ve muhtemelen Tom'un karakteri tutarsız olduğu için silindi. İki taslakta da Cersei'nin John Snow'un seni hediyeyi ve surdaki kalelerin en eskisi ve en büyük olarak tanımladığı gece kalesini verden bahsettiği kısa bir bölüm silinmiş. Kurbağa Maggie Haziran 2004 itibariyle hiçbir yerde bulunmuyor. Maggie'nin hikayesinin çok geç bir ekleme olması şaşırtıcı olmazmış. Son olarak bu taslaklarda sadece 3 bölümü tamamlamış olan Tyrion'a bakalım. Bu 3 bölüm büyük oranda yayınlanmış ilk 3 bölüme çok benziyor. Özellikle ilk ikisi. Ancak Tyrion'un 3. bölümü kütüphane taslaklarındaki yayımlanmamış materyalin en büyük parçasını içeriyor. 5. kitapta Volantis'in kısa bir tarihi varken taslaklarda Haldun'dan 9'ar Çitesi ve 9 Kuruşluk krallar savaşı olarak da bilinen 5. Blackfyre Vice hakkında daha uzun bir ders var. Bu pasajın varlığı zaten biliniyormuş. Elio Garcia George için bilgi kontrolü yaparken bu taslakları okumuş ve 2011 yılında Westeros Ok'la şöyle açıklamış. Ders bölümünün daha önceki bir taslağında canavar Malice ve kara yılanlar hakkında oldukça fazla ayrıntı vardı. George'u neden bu kitaptan çıkarmaya karar verdi merak ediyorum. O zamandan beri bu söylenti pasajı Marlı Eagon aslında bir Blackfire oldu ve Rhaegar'ın oğlu olmadığı teorisine kanıt olarak gösterildi. Son Blackfire ile ilgili açıklamaların Eagon karakterinin tanıtılmasıyla neredeyse eş zaman olarak verilmesinin oldukça düşünce olduğu ve bu okuyucu bu iken ilerleyen bölümdeki ilgili gelişmeleri hazırlamaya amaçladığı düşünülüyor. Bu kuramın hayranları George'un oyunu çok erken ele yani verdiği için pasajı silmiş olabileceğine inanıyor. Ekranda pasajları İngilizce ve Türkçeleştirme çalışmış halini görebilirsiniz. Ben genel olarak Blackfire kuramını güçlendirdiği için çıkardığı fikrine katılsam da gördüğünüz gibi oldukça uzun bir bölüm olması nedeniyle terletme denen hikaye kırpmak için çıkarmış olabileceğini düşünüyorum. Satmayı da seçebilir tabi ama dediğim gibi Blackfire göndermesi bariz gelmiş olabileceği için de silinmiştir muhtemel. Yani iki sebep olduğunu düşünüyorum. Bunu ek olarak ejderha yumurtasını uyandırmak için kral kanı göndermesi tekrar karşımıza çıkıyor. Canavar bu lakabı ona kuzenini öldürmesinden ziyade yaşayan tek oğlunu ejderha doğsun diye ateşe vermesi sayesinde kazanmış. Benzer bir sahneyi göreceğimizi biliyoruz. Martin neden bu kısmı sildi ve Mary's'in oğlu olduğu bilgisi neden kaldırıldı? Bilmek tabii ki şu aşama zor. Bununla beraber Deni'nin belek faillerinin kaderine maruz kalacağı imasını da görüyoruz. Sürgünde yaşamış, Westeros'a ve halkına yabancı biri. Aldo ve ifade ettiği gibi iki tane önemli farkı var tabii ki de. Güzel olması ve ejderhaların olması. İlki tat talebi için yeterli değil kuşkusuz lakin varlığı ile beraber destekçi toplayabilmesi için faydalı olur. Demon'dan sonraki Black Fire'ların genel olarak marum kaldığı bir şeydi bu. İlk videonu hatırlayacağınız üzere Deni geldiğine Westeros'a yabancı olmayacağını düşündüğü bir bölüm çıkartılmıştı. Burada ise yabancı görüleceği söyleniyor. Yani dediğim gibi Deni umduğu gibi karşılama görmeyecek. Burada ciddi bir hayal kırıklığı uğrayacak. Blackfire göndermeleri ise bir o kadar dikkat çekici zaten. Özellikle Illyrio'nun ejra ejradır ve Blackfire erkek soyu tükendi vurgusundan sonra haneye referanslarının devam etmesi radarımızın açılmasına sebep oluyor. Ben de yeni öğrendim yazar tarafından okumuş son kitap 2. Tyrion bölümünde İlirio ve Haldun konuşurken delikanlıya hediyem var dedi sahnede gerçekçi bir anıt eklenmiş ama sonra çıkartılmış. Yayınlanmış kitapta hediye kurabiyeydi. Vurgusu yapılmıştı ama çıkartılan kısımlar Belek kılıcından bahsedilmiş olabileceğini düşünmemize öneren olan önemli bilgiler içeriyor. Sandıklardan birinde onun için bir hediye var. İlirio'nun sesi garip bir şekilde rahatsızdı. Goris Mir ile olan sözleşmesini bozdu. Yunkai ile anlaşma için Volantis'e gidiyor. Karadan yürüyorlar. Nehir daha hızlı bir yol. Aldo'nun gri gözleri Tyrone'a kaydı ve cücenin bilmediği bir dile geçiş yaptı. Ventos değil ama benzer bir dil. Olantis belki. Birkaç kelime Tyrion'un tanımlayabileceği kadar yüksek valide yakındı. Kraliçe yetince açıktı ve ejderha. Kılıç kelimesinde duyduğunu sandı. Goris denilen kişi şu an altın mürettebatı maaş sorumlusu olan kişi ama İlk olarak Martin onu kaptanlar olarak düşünmüş nedense değiştirmiş. Kılıç ayrıntısı kılıç kuramını doğrulan nitelikte ama dediğim gibi kurabiyelerle değiştirmiş bu hediye sahnesi peki ama neden çıkartıldı? Egon'a Blackfire kılıcını vermekten mi vazgeçti sanmıyorum. Muhtemelen fazla bazı işaret olarak gördü. Özellikle bu kısmı okuduktan sonra millet konuşmaya başladı ise. demek ki hediye ve kılıç meselesi bu okumuş Tyrion bölümünden geliyordu yayınlanmış olandan değil. Dahası da var Cistev'e göre ekip 2003 taslağı Blackfire'e ince olsa ekibi gönderme içeriyor. Bu taslakta Meyles'in tek oğlu neden öldürdüğünü açıklarken Egan, Blackfire'ların 3 hazinesi vardı. Bunlardan en büyük bir ejderha yumurtası kümesiydi cümlesini içerir. Blackfire muhtemelen ikinci hazine olduğu kesin ancak Üçüncüsü şu aşama muamma. Bu pasajın zaten söylentili konu olan bu iki yönün ötesinde Haldun'un konuşmayı 5. Blackfire isteyen neden başarısız olduğu sorusunun yönlendirmesi de ilginç. Özellikle de 6. planlıyorsanız cevaplanması gereken önemli bir soru diye bitirmiş. Gayet de makul. Neticede tarih ders çıkarmak ve örnek almak için de başarısızlıktan başarı doğar eğer hatalanabilirsiniz. Bu sebeple Haldun bu konuyu özellikle çalıştırmaya seçmiş olabilir. Son olarak Tyrion'un bölümlerini başka bir yerde yapılan bir ifade değişikliği var. Son kitapta Tyrion şu satır içeriyor. Ejderhalar son zamanlarda aklından hiç çıkmıyordu. Ancak Tyrion 3'ün Ocak 2004 taslağında bu satır şu şekildeydi. Ejderhalar son zamanlarda düşüncelerinde ve rüyalarında çok fazla yer alıyordu g bu kısmın Tyrion'un gizli Targaryen olabileceği kuram için kullanılabileceğini düşünüyor ama tam da bu sebeple çıkartılmış olabilir. Çünkü ejderhaların içinde olduğu rüyalar gücünüz kaynağı başka bir şey değilse mesela işte yeşil rüyalar gören biri değilsiniz genelde ejderha rüyalarıdır ve sadece Targaryen kanı taşıyan birinde bu rüyalar olur. Martin bunu düşünerek Tyrion için uygun olmadığını düşünmüş olabilir. Gerçi 5. kitap başında canavar gibi ikinci bir kafasının olduğu savaşta mücadele ettiğini ve gökyüzüne ejderhan olduğunu hatırladığı bir rüyası vardı. Lakin dediğim gibi rüyasını her ejderha gönül rüyası tabir edemeyiz. Bir süreklilik olmalı. Misal Şirin'in damarlarında ejderha kanı var ve sık sık ejderhan onu kovaladığını görüyormuş kızın rüyacı olma ihtimali var ve evet ejderha yüzünden öleceği düşünülürse bilhassa şu ana kadar gördüğümüz her şeyi toparlayarak oldukça manidar ve net bir şekilde işaret olarak önümüze seriliyor. Yine de neden olmasın arzu eden bu kısmı bu kuram için tabii ki de kullanabilir ama dediğim gibi bana kalırsa bu şekilde bir ayrıntı ejderha rüyası görüyor izlenimi vereceği bunun onun için uygun olmadığı için değiştirmiştir diye düşünmekteyim. Son bölüm ise Dawn ile ilgili İlk videoda Ares ve Berlin arasında bir kapışmayı hatırlıyorsunuz. Kraliçe yaratma meselesi olmadı mı acaba diye merak etmiştim ama anlaşılan olmuş. Ama Dane oğlanıyla beraber teslim olmuş Ares. Yani girişim taslakta da var ama ölümle sonuçlanmak yerine teslimiyet söz konusu. Doran daha sonra Aryan'den Sir Berlin Saman geldiğinde Ares'i kraliçelik komprosu hakkında yalan söyleme ikna etmesini istemiş. Böylece Doran Ares'i öldürme kalmayacaktı. Demek ki kızın kulağı gene gitti gene yaralandı. Yazarın notuna göre evresin bir bölümü daha olacaktı. Balon ile kapışınca muhtemelen ölecekti. Yani adamın kaderi her şekilde ölmek olabilir ama bunun zamanı ve şekli değişmiş gibi. Tüm bunları ek olarak kapanışı cisseme bırakıyorum. Ayran'ın ilk iki bölümü yayınlanan versiyonu ile neredeyse aynı ancak kanalların kedisi bölümü Ayran'ın kör olmasıyla değil siyah beyaz evin çirkin küçük kızdaki 3 aylık planlama toplantısı ve vebalı surattan görevini almasıyla sona eriyor. Belli ki görme yetisini kaybetip yeniden kazanması bölümü onu daha iyi bir kitap sunu vermek için hikayesine sonradan eklenmiş. Davos, Brienne ve Sansa sadece küçük kelime değişikliğine sahip ancak Sansa'nın son Aleyne bölümü yayınlanan versiyonu hemen öncesinde sona erdi. Sadece 5. kitap povları Bran, Quentin ve John Connick'ten hiç bölüm yoktu. Genel olarak 4. kitap taslaklığı ile ilgili elimizdekiler bu kadardı. Eğer geçmiş yönelik yahut ileride bu konularda daha fazla ortaya çıkan bilgi olursa tabii ki de sizinle seve seve paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah genel olarak seriden memnun kalmış ve faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalımı desteklemek için yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Her türlü desteğiniz kanalın büyümesi ve devamlı için çok mühim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.